Geldiniz. Çok şıksınız. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Uzun sürmedi aslında. Ben havalimanından indim. Yani uçaktan indim. Otele koştum. Bu elbise üzerime giydim. Geldim. Hayatı uçakta geçenlerden biri de sizsiniz herhalde. Nereye gitse bir daha bundan önce bir röportajda da aynı sözü. Uçaktan koştuk gelmiştiniz her zaman. Aynen, yani ben çok seyahat ediyorum çünkü bir sürü şeyler hazırlanıyorum alttan. Bunları hazırlanmak için yani bir sürü uçaklar kullanmak mecburum. Evet, ama şimdi 6 hafta neredeyse kullanmadım. Çünkü 6 hafta neredeyse 24 saat Lara'yla ilgilendim ve o yüzden evet. Hatta bir yılbaşı partisi de düzenlediniz herhalde Lara'yla beraber yılbaşı partisi. Aynen, ben bir sürü çocuklar davet ettim, bir sürü anneler, babalar. Yani yılbaşı partisi tamamen çocuklarla geçti. Ve onlar uyumadılar. Biz düşündük yani saat 12 geceye kadar uyuyacaklar. Yok, onlar 3 sabah 3'e kadar dans ettiler. Evet, evet. Ne güzel, ben mutlu size. Güzel geçmiş o zaman. Güzel geçti, çok güzel geçti. Yılbaşında aile beraber mi? Evet evet, biz hep birlikteydik yani tüm arkadaşlar, tüm onların çocukları, yani daha çok böyle çocuk parti yaptık yani onu. Peki geceyle ilgili devam edelim yılın. Evet. Sinema kadın oyuncusu. Çok anlamlı bir gece ve siz de ödül alacaksınız, ne söyleyeceksiniz? Çok çok anlamlı bir gece, yani engelli insanlara yardım eden bir vakfı, yani ben çok gurur duyuyorum bundan bir parçası olabileceğim için. Çünkü hepimiz insanız, aynı yerden geliyoruz, aynı yere gideceğiz. Yani hiçbir insan bizden daha az önemli, bizden daha çok önemli. Yani hepimiz eşitliyiz. Bu vakfıyla çok gurur duyuyorum ve bu ödül alabileceğim için de çok mutluyum tabii ki. Gurur verici yani, mutluyum. Son dönemlerde Meryem Üzerli hep yurt dışında, Türkiye'de çok fazla göremiyoruz. Bunun bir sebebi var mı? Yani bir sebebi vardır. Ben Türkiye'ye aslında çok geliyorum. Zaten babam Türkiye'den. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Benim bir ailemin bir parçası da burada yaşıyor. Ama şu anda yurt dışında birkaç tane projeyi hazırlandığım için onun için bir sürü seyahatler yapmam lazım. Bir sürü toplantılar yapmam lazım. Ve o çok vakit aldığı için buraya şu anda çok gelemiyorum. Ama daha çok geleceğim çünkü burada içinde bir şey hazırlanıyor. Hollywood'dan bir davet geldi. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Dominican Republic'ta bir festival var, bir film ve müzik festivali. Orada da Allah sağ olsun bir ödül alacağım. Ve Hollywood yapımcısı Avi Lerner, oradaki başkanı, çok güzel, çok büyük bir festival olacak. Ona gideceğim. Çok mutluyum orada bir ödül alacağım için. Peki efendim, Dark'ın 3. sezonunda da dahil olacağız. Deneme çekimi yapıldığı söylendi. Dahil olduğunuz, bununla ilgili son bilgileri sizden alalım. Yok, şimdi şöyle bir şey yok. Ben Dark'ın yapımcıları tanıyorum. Onlar benim arkadaşlarım. Biz başka bir proje için görüşüyoruz, yani geleceği için. Dark'la ilgili bir şey değil bu. Peki geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaştınız, artık taviz yok dediniz. Nelere taviziniz yok? Çünkü şöyle bir şey var, yani yeni yıl başladı ya. Yani ben de böyle hayatımla ilgili farklı bir değişiklikler yapmak adına bu
cümleyi kurdum. Yani tabii ki sen hayatta hep bir adım atman lazım. Hayatta sana bir adım atıyor. Ama ben daha net ne istediğimi biliyorum ve o yüzden bu cümleyi kurdum. Peki artık taviz vermeyeceğim diyorsunuz ama nelere taviz verdiniz, neler yaptınız ki artık taviz vermeyeceğim onlara diyorsunuz? Ben aslında geçmişte daha çok ana kadar, yok hata benim için dünyada yok çünkü sadece tecrübe var. Yani bir insan olarak zaten biz hatalı varlıklarız, yani mükemmel varlıklar değiliz. Herkeste hatalar var ama bu hata cümle benim dünyada yok. Çünkü sadece tecrübe vardır. Ama geçmiş yıllarda daha çok ana kadar yaşamışım. Burada bir şeyler var, orada bir şeyler var, bakalım şunu bunu. Ve 20-20 ile ilgili o yüzden o cümleyi kurdum. Daha çok net ne istediğimi biliyorum. O yüzden sadece. Son olarak 2020'den aşk dilediniz mi? Efendim? 2020'den aşk dilediniz mi? Aşk mı diledim? Dilediniz yeni yıldan, mi? Yeni yıldan beklentiniz neydi? Aşk var mıydı içinde diye soruyorum. Ben şu anda işe konsantre oluyorum. Yani aşk hayata çok konsantre olmuyorum. Aşk hayatımızın her yerinde. Teşekkür ederim. İnşallah. Hakan, fotoğraf. Fotoğraf. Yürürken kırmızı aldım. Tamam. Benim affettiğim ne sorular soruyorum? Sorularınızda bir şey yok mu? İyi tamam, o geçmiş. Hayvanı buraya bakabilir misin?